Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'ndan herkese merhaba. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Başkan Muhittin Böcek, Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek öğrencilerle birlikte çilek fidesi dikti. Başkan Muhittin Böcek, muhtarlara saksı çiçeği hediye ediyor. 913 mahalle muhtarına Büyükşehir seralarında üretilen 150 bin çiçek dağıtılacak. Büyükşehir Belediyesi Mayıs Meclisi'nde Kara Alioğlu Kent Parkı projesindeki spor salonuna Atatürk Spor Salonu adı verildi. 2020 mali yılı kesin hesabı da kabul edildi. Başkan Muhittin Böcek, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dene Enan'ı kabul etti. Ziyarette Antalya ve Danimarka arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konuşuldu. Başkan Muhittin Böcek, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve beraberindeki oda başkanlarıyla görüştü. Ziyarette Muhittin Böcek, her zaman esnafın yanında olacağı mesajını verdi. Büyükşehir Belediyesi, döşeme altına bağlı Dağbeli Mahallesi'nde bulunan Güneş Enerji Santrali'nden 2020 yılı içerisinde 9.445 çiftçiye enerji desteği sağladı. Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü, Kumluca Yağlı Güreşlerinde en fazla madalya alan kulüp oldu. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk olan üretimi ve tasarımı yerli, insansız can kurtaran hizmetini Konyaaltı sahilinde hayata geçirdi. Kepez'de 11 mahalleyi kanalizasyona kavuşturacak altyapı projesinde 55 kilometre kanalizasyon hattı imalatı tamamlandı. Proje kapsamında 135 kilometre altyapı imalatı yapılacak. Büyükşehir Belediyesi tam donanımlı hayvan ambulansıyla 7 gün 24 saat kaza sonucu yaralanan veya hastalanan sahipsiz sokak hayvanlarının imdadına koşuyor. Büyükşehir Belediyesi Kemer'de sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bulvarlarda bakım onarım yapılırken aynı zamanda çiçek dikimi ve peyzaj düzenlemesi gerçekleştiriliyor. Sinekle mücadele çalışmalarını hem karadan hem de denizden sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri Alanya'da da deniz çalışması yaptı.